İyi akşamlar, Line TV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bülteni yine acı bir haberle açıyoruz. Teröristler Şırnak Cizre ilçesinde akrep olarak da bilinen zırhlı araca roket atarla saldırdı. Aracın içindeki Bursalı bir polis şehit oldu. Cizre'nin Yafes mahallesinde bu gece yolları kurdukları barikatla kapatan göstericilere müdahale için olay yerine giden polis ekiplerine PKK'lılar roket atar ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Roket atarın isabet ettiği shortland tipi zırhlı araçta bulunan 22 yaşındaki Bursalı polis memuru Salih Hüseyin Parça şehit olurken 3 polis memuru da yaralandı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle bölgede çatışma yaşandı. Yaralı polis memurları Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri saldırganları yakalamak için ilçede operasyonlarını sürdürüyor. Şırnak'ın Cizre ilçesinde eylemci grupla çıkan çatışmada roket atar saldırısına maruz kalarak şehit olan 15 günlük polis memuru Salih Hüseyin Parça'nın Bursa'daki ailesinin yüreği yandı. Çocuklarının şehit haberini alan ailenin bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldı. Haberi alan Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şehidin evine taziyeye gitti. Evin önünde bir ambulans sürekli olarak hazır bekletildi. Sağlık Bakanı ve Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu ve Vali Münir Karaloğlu da Gürsu ilçesinde oturan ailenin evine giderek taziyelerde bulundu. Şehit polis Salih Hüseyin Parça'nın bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabında 22 Temmuz tarihinde paylaştığı profil fotoğrafında "Şehitler ölmez" yazarken kapak fotoğrafında da "söz konusu vatansa gerisi teferruattır" yazması da acı bir detay olarak hafızalara kazındı. Öte yandan polis memuru Salih Hüseyin Parça'nın akademiden mezun olan arkadaşlarının tayininin Cizre'ye çıkması üzerine bu ilçeyi kendisinin istediği ortaya çıktı. Şehidin kardeşi Fatih'in de yeni polis olduğu ve tayin beklediği bildirildi. Şehit düşen Bursalı polis memuru Salih Hüseyin Parça için Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Teröre bir kez daha lanet yağdı. Henüz 15 günlük polis memuruydu Bursalı Salih Hüseyin Parça. Roket atarla düzenlenen saldırı genç yaşında şehit olmasına sebep oldu. Aileye Bursa'daki evlerinde taziyede bulunan iki bakan Mehmet Müezzinoğlu ve Faruk Çelik, aileyle birlikte Erzurum Emniyet Müdürlüğü önündeki törene katıldı. Törende şehidin annesi ve kız kardeşinin ağıtları yürekleri dağladı. Gözyaşları sel olup aktı. Oğluna son kez bakarak veda eden anne ve kız kardeşin ağıtları törende bulunan herkesi duygu seline boğdu. Törende tıpkı aile gibi duygusal anlar yaşayan Bakan Faruk Çelik terörü lanetledi. Şu yaşadığımız acı tablo ve sahne bize gösterdi ki Çoruh Nehri uyur ama hainler ve alçaklar uyumuyorlar. Düzenlenen törenin ardından Bursalı şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere baba memleketi olan Artvin'e gönderildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'le birlikte Suriye sınırındaydı. Bugün Davutoğlu, kiliste saldırıya uğrayan karakolda incelemelerde bulundu. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'le birlikte Suriye sınırındaki Kilis'in Elbeyli ilçesine gitti. İlçede bulunanlarla sohbet eden ve güvenlik güçlerine destek isteyen Başbakan Davutoğlu, IŞİD militanlarının açtığı ateş sonucu şehit olan Assubay Mehmet Yalçın Nane'nin görev yaptığı Dağ Hudut Karakolu'nda da incelemelerde bulundu. Silah arkadaşlarını kaybeden askerlere taziye dileğinde bulunup moral veren Davutoğlu, Orgeneral Özel ve bakanlar sınır hattındaki son duruma ilişkin bilgi aldı. Sınır hattındaki incelemelerin ardından yeniden Gaziantep'e dönen Davutoğlu ve beraberindekiler, IŞİD militanlarının şehit ettiği Assubay'ın eşiyle yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Şırnak'ta teröristler tarafından şehit edilen jandarma Abdülhalit Aras'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Gençlerimizin bu şekilde ölümü, kardeşlerimizin bu şekilde ölümü
bizim açımızdan acıların en büyüğüdür. Çünkü biz barış için yola çıkmış, kanın durması için yola çıkmış bir siyasetiz. Halkımızın tamamı her yerde, nereye gitsek en büyük dileği barıştır. Akan kanın durmasıdır. Fakat biz çatışmayı durduramadığımız her gün maalesef gençlerimiz toprağa düşüyor. Baba Sami Araz ve yakınlarına başsağlığı dileyen Demirtaş, gençlerin bu şekilde ölümünün kendileri açısından acıların en büyüğü olduğunu söyledi. Şehit düşen asker de bizim kardeşimizdir. Ve bu topraklarda defnettiğimiz bütün gençler, işte bu halkın evlatları. Bu acıları durdurmanın tek yolu da barışta ısrarcı olmaktır. Yani şimdi ben ciğerim yanıyor, başkasını yanmasın. İnşallah. Barış, İnşallah bunlar mutluluk son olur. İstiyorum. İnşallah. İnşallah. En küçük bu savaştan zarar görmeyenler gece gündüz savaşı kışkırtıyor. Ama dünyanın en değerli varlığını yitiren, evladını yitirenler barış diyor. Bizim için esas almamız gereken budur işte. Bizim siyasetçiler için emirdir, talimattır halkın barış talebi. Demirtaş, akan kanı bir an önce durdurmak istediklerini söylerken PKK'ya da çağrıda bulundu. Hükümetin özellikle bu savaş politikalarından vazgeçmesi lazım. Kandil'in bu sesi duyması lazım. Barış çığlığını herkesin duyması lazım. Gözler AK Parti ve CHP liderinin pazartesi günü yapacağı kritik koalisyon toplantısına çevrildi. Peki Bursalı vatandaş ne istiyor? İstiyoruz. Yani bu hükümeti kursalar işsizlik de çarklar dönmüyor. Çünkü hiç kimse iyi bir gözle bakmıyor. Teröristlerin bu anda baş kaldırması. Partiler birleşse, hükümet kurulsa belki bu şeyin önüne geçilir. Bir daha seçime ben koalisyon daha doğrusu olur diye düşünüyoruz. Erken seçim olmasını istiyorum ben şahsen, ben kendi düşüncem. Çünkü uzlaşamıyorlar. Devlet kurulamadı. Hep boşlukta herkes. Herkes kendi bildiğini okuyor. Erken seçim olursa sizce sonuç değişecek mi? Bence değişir gibime geliyor. İnsanlar birazcık daha bilinçlendi gibime geliyor yani benim. Senelerdir bunlar böyle hep. Anlaşamazlar, imkanı yok yani. Anlaşma olmaz. Kaç kere 9-10 tane, 7-8, 9 senenin içinde 10 tane şey kuruldu. Koalisyon kuruldu, hiçbir anlaşma yapamadı. Bu sefer de olmaz. Olmaz, imkansız. O zaman sandığa gitsek daha mı iyi olur? İyi olur tabii. Seçilsin, tek parti gelemiyorsa gelsin. Bence erken seçim olsun. Neden? Hayırlısı öyle olur yani. Şu anda bir koalisyon yani kurulamadı hala. Hükümetle hükümet kurulmaz. Neden dersin, hiçbiri uyum sağlamıyor. Uzlaşmıyor yani, bir türlü uzlaşamıyorlar. Bence erken seçim daha iyi. Erken seçim olsa daha iyi olur bence. Neden? İşsizlikler olur yani en azından. Koalisyon olsa daha iyi olur. Hiç olmaz, tek tabanca gider, bir şey hükümet kurar. Peki erken seçim olsa sonuç değişir mi? Yani 7 Haziran'dan farklı olur mu sonuç? Tek parti çıkabilir mi? Bu da çok kritik olur be. Erken seçim iyi bir şey değil ki. Neden? Yeniden bir sürü masraf kızım be. Masraf. Tekrar bizim sırtımıza binecek yükler var. Bence birleşsele daha iyi olur. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza dün akşam saatlerinde Orhan Gazi İznik Karayolu'nda meydana geldi. Orhan Gazi'den İznik yönüne giden otomobil, Orzim tesislerini geçtikten sonra aynı istikamette seyreden 46 yaşındaki Cemil Urhan yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil önce karşı şeride geçti, ardından da yoldan çıktı. Otomobildeki sürücü Cemil Urhan ve 22 yaşındaki oğlu Hafif, 51 yaşındaki abi Cengiz Urhan da ağır yaralandı. Kanlar içinde otomobilden çıkartılan Cengiz Urhan hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çarpan aracın sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Bursa'da 700 bin liralık ziynet eşyasını çalıp kayıplara karışan şüphelilerden diğer ikisini de arama çalışmaları sona erdi. Firar eden iki şüpheli yakalandı, hem de tatil yolunda. Biri hastanede yatan babasını ziyarete gittiği sırada, diğeri ise polisin geldiğini anlayarak kaldığı otelin penceresinden atlayıp kollarını kırdığı o anlarda yakalandı polise. Çek abi, çek.
Diğer iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına hız veren polis, onları da kiraladıkları otomobille Antalya'ya tatile gitmek üzereyken yakaladı. Sorgulanmak üzere Bursa'ya getirilen şüpheliler, ifadelerinde kendilerine ait borçlarını ödedikten sonra tatil yapmak için Antalya'ya gittiklerini belirtti. Ziynet eşyalarının büyük bölümünün polis ekiplerince sahibine teslim edildiği bildirildi. Şüpheli sattıkları veya borçları karşılığında verdikleri 100 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının da bulunması için soruşturma devam ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşların yardımlarıyla geçimini sağlayan sağır ve dilsiz kadının evinden 15 kamyon dolusu çöp çıktı ve de 1000 lira para. İnegöl'ün Kemalpaşa mahallesindeki 4 katlı bir apartmanın çatı katından gelen ağır koku üzerine sokak sakinleri ve esnaf durumu belediyeye bildirdi. Belirtilen eve giden belediyenin temizlik işleri görevlileri evin çöple dolu olduğunu gördü. Ekipler tavana kadar dolu eve emekleyerek girebildi. Çöplerden nefes alınmaz hale gelen ev boşaltılırken sokaklarda dilencilik yapan akli dengesi bozuk yaşlı kadının tek başına kaldığı evde çöplerin altından 1000 liralık bozuk para çıktı. Sağır ve dilsiz kadının sokaklarda dilencilik yaparak topladığı madeni paralara el konuldu. Çöp ve eşyaların boşaltılmasının ardından ev belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Değerli izleyenler, bir son gelişmeyi, bir acı haberi aktaralım şimdi. Şırnak Silop ilçesinde önceki gün yaşanan çatışmalarda ağır yaralanan polis memuru Muhammed Onur Demir şehit oldu. Demir, Silopi'de PKK yandaşlarının açtığı hendekleri kapatmak için yapılan operasyonda görev almıştı. Bursa'da 1,5 yaşındaki bir kız ikinci kattaki evin penceresinden beton zemine düşerek ağır yaralandı. Minik Zeynep 5 gün tedavi gördü hastanede, kurtarılamadı. Osman Gazi ilçesi Çirişhane mahallesinde 3 katlı binanın 2. katında oturan Haksever ailesinin küçük kızları Zeynep, annesinin mutfakta olduğu bir anda dışarıyı izlemek için çıktığı pencereden aşağı düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük kız, 5 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Özge Haksever'in ikinci çocuğuna 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Bursa her yıl olduğu gibi bu yılda en çok Arap turistleri ağırlıyor. Turistlerin Bursa'da en çok ilgisini çeken yer ise tarihi İnkaya Çınarı. Yaz ve kış turizminin en önemli yerlerinden olan Bursa, tarihi, dini, tabii ve kültürel değerleriyle Arap turistlerin ilgi odağı. Özellikle Uludağ, Cumalı Kızık, Ulu Cami ve Teleferi'yi tercih eden Arap turistler, Uludağ yolunda İnkaya köyünde yer alan 6 asırlık çınara da akın ediyor. Arapların özellikle Bursa'yı tercih ettiklerini belirten turist rehberi ise Arapların şehre kattığı değerlere vurgu yapıyor. Arap ülkeleri ülkemizi, güzel ülkemizi tercih ediyorlar. Bilhassa Bursa'yı da tercih ediyorlar. Yeşil Bursa olduğu için çok memnun ayrılıyorlar. Hatta bizlerin olsun, otellerin olsun, rehber arkadaşların, kaptanların telefon numaralarını alırlar. Kartlarını alırlar. Şu akrabamızı göndereceğiz. İşte balayına şuraya geleceğiz. Tekrar bayrama geleceğiz. Bu şekilde böyle dönüt alıyoruz. Arap turist bilhassa Avrupalı turistten daha fazla harcar. Çünkü Arap turist yemeği sever. Gezmeyi sever. Yeşilliği sever. Onun için ortam oluşacak. Burada var zaten. En az bir kişi günlük 50-100 dolardan daha fazla harcayabilir. Alışverişte tutarsanız bu daha da artar yani. Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa'nın Çördük Mahallesi'nde yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon çalışması başlattı. Kırsalda ekonomik kalkınmanın önünü açan Büyükşehir Belediyesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi çalışmalarını sürdürüyor. Mustafa Kemal Paşa ilçesinde 13 köye gelen ana içme suyu hatlarını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, Çördük Mahallesi'nde tüm altyapıyı yenilemeye başladı. Çalışmalar kapsamında evlere ulaşan eski içme suyu boruları sağlıklı yeni borularla değiştirilirken, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarıyla bölge sağlıklı bir altyapı kazanmış olacak. Başkan Recep Altepe, temel hedeflerinin tüm yerleşim alanlarındaki yaşam kalitesini yükselterek göçü engellemek olduğunu söyledi.
temiz yeni bir içme suyu hattı. Bir yandan da aynı handa hem içme suyuyla birlikte kanalizasyon hattını da sürdürmüş oluyoruz. İkisi bir beraber olarak sürdürülüyor ve ikisi bir defada da tamamlanmış oluyor. Yine kanalizasyonun sonunda da foseptikler yapılıyor ve bölgemiz hem arıtma olarak ve bölgenin kanalizasyon atıklarının dışarı atılmaması, sağlıklı bir çevrenin oluşması açısından kanalizasyon hatları tamamıyla tamamlanıyor ve sağlıklı içme suyuna da kavuşmuş oluyor. İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım huzurevinde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. Birinin durumu ise ciddiyetini koruyor. İzmir'in Buca ilçesinde dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Zübeyde Hanım huzurevinin oturma odasında yangın çıktı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Mustafa Toprak, çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu akşam saatlerinde Zübeyde Hanım huzurevinde bir yangın çıkmış oldu. İlk planda 30 kişi dumandan etkilenmek suretiyle ambulanslarla çeşitli hastanelere gönderildi. İki kişinin durumu oldukça ağır gözüküyor. Dumandan etkilenmek suretiyle boş olan noktalara hızlıca bugün rahat ettirilebilmeleri açısından intikal ettirilebilecek. Açılışı yakında yapılacak olan her şeyiyle hazır 100 kişilik bir huzurevi yapıldı özel. Orada da hazır bir şekilde orayı da bekletiyoruz. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan ölüm haberi geldi. Çıkan yangında durumu ağır olan iki kişiden biri olan 84 yaşındaki Mehmet Baran'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaşlılarımız kurtarıldı. Bir tane Hakk'ın rahmetine kavuştu. Başımız sağ olsun. Bir de ağır yaralımız var. Bozyaka Hastanesi'nde. Geri kalan hepsi ayakta tedavi edildi. Öte yandan yangın sırasında alevlerin arasında kalan ve hastaneye kaldırılan yaşlı vatandaşlardan birinin durumu hala ciddiyetini koruyor. Günün ağarmasıyla birlikte yangının ardından ortaya çıkan tablo ise bu oldu. Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmaların ardından huzurevi içerisinde kalan yaşlılardan biri yaşadıkları o panik dolu anları anlattı. Gece içeride hiç kimse kalmadı. Hepimizi belediye başkanı ayarlamış Eşref Paşa Hastanesi'ne, başka yerlere, buradaki servisleri dağıttılar. Sabahleyin de geldik. Eğer paramız, pulumuz yahut kıymetli değerli evraklarımızı, banka cüzdanlarımızı almak için bizi odalarımıza soktular. Herkes eşyasını topladı. Şimdi 4 gün Eşref Paşa'da kalacağımız söyleniyor. 4 gün sonra tekrar bize güzel bir yer, ya Seferihisar Huzurevi yahut bir otel ayarlayacaklar. Bu tadilat bitene kadar bir ay sürerse eğer biz oralarda kalacağız. Allah'ım ya Rabbim, mahvolmuş, nereden çıktığı belli değil. Doğalgazdan mı, televizyon mu patladı, yoksa şey mi, dur bakayım, elektrik kaçağından mı diye bir sürü laf var. Allah böyle bir afat verdi, başka elem keder gösterme ya Rabbim. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının asıl nedeni yapılacak incelemeler sonucu netlik kazanacak. Huzurevindeki tadilat çalışmalarına ise önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi. İşçi hayatının ne kadar hiçe sayıldığını gözler önüne getiren bir görüntü geliyor ekranlarınıza. Görüntüler Gaziantep'ten. Çoğunluğu kadın tarım işçilerinin bir traktörde herhangi bir önlem almadan yaptığı yolculuk görenleri şaşırttı. Tıka basa bindikleri traktörde demirlere tutunarak düşmemeye çalışan tarım işçilerinin trafikte ilerlemesi hem sürücüleri hem de bu duruma tanıklık eden vatandaşları şaşkına çevirdi. Traktörü kullanan sürücünün de yanına oturan iki kişiyle yaptığı tehlikeli yolculuk bu kadar da olmaz dedirtti. Kazaya davetiye çıkaran şoförse sadece yük taşınması gereken römorkunda taşıdığı kadın tarım işçileriyle bir süre sonra gözden kayboldu. Adana'da bar çıkışı meydana gelen kavgada silahlar konuştu, bir kişi hayatını kaybetti. Seyhan ilçesindeki bir barın önüne gelen İzzet Elmastaş, bardan çıkan Ramazan Denk ve beraberindeki kişilere pompalı tüfekle ateş açtı. Bunun üzerine tabancayla karşılık veren grup Elmastaş'ı kovalamaya başladı. Tabancayla 3 yerinden vurulan Elmastaş, kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elmastaş'ın öldüğünü belirledi.
Aynı olayda yaralanan Ramazan Denk ise hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın neden meydana geldiğini araştırıyor. Çorum'da belediyenin yüzme havuzunda klor gazından etkilenen 12 çocuk hastaneye kaldırıldı. Çorum Belediyesi'ne ait kültür merkezindeki yüzme havuzunda yüzme eğitimi alan 12 çocuk, mide bulantısı, boğaz yanmasıyla eğitmenlerine şikayette bulundu. Havuza girmeden başlayan şikayet üzerine çocuklar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, çocukların klor gazından etkilendiğini dile getirdi. Yapılan tedavilerinin ardından sağlık durumları iyi olan çocuklar taburcu edildi. Balıkesir'de Suriyeli mültecileri taşıyan minibüs istinat duvarına çarptı. 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada 30 kişi de yaralandı. Tıka basa doldurulan bu minibüste can pazarı yaşandı. Umuda yolculukta onlara eşlik eden can yelekleri ise bu kez denize değil yola saçıldı. Kaza Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana geldi. 39 kişinin içinde bulunduğu minibüs direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı, istinat duvarına çarptı. Ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Mültecilerin dün akşam İstanbul Aksaray'dan yola çıktıkları öğrenildi. Kahramanmaraş'ta ise sulama kanalına giren iki Suriyeli kardeşten biri boğularak yaşamını yitirdi. Benzer bir haber Karaman'dan da geldi. Sulama kanalında boğulmuş çocuk cesedi bulundu. Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeli kardeşler Hüseyin Muhammed ve Rahik Usrom sabah saatlerinde serinlemek amacıyla DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Kanalda akıntıya kapılan Hüseyin Muhammed Usrom bir süre sonra gözden kayboldu. Kardeşi ise kendi çabasıyla sudan çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Sualtı ekipleri girdikleri suda Hüseyin Muhammed'e baygın halde ulaştı. İp bağlanarak sudan çıkartılan Muhammed, götürüldüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kardeşinin ölüm haberiyle yıkılan ve olayda sağ kurtulan abi Rahik Usrom ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Karaman'da ise oyun oynayan çocuklar tarafından DSİ'ye ait sulama kanalında 12 yaşlarında kimliği belirlenemeyen boğulmuş çocuk cesedi bulundu. Anasaray kurması var üzerinde. Oraya işte ortada işte kanalın orada yatıyordu. Biz de buradan boğulmuş çocuklar. Şey geçileri vardı abi. Karşıya geçiriyorduk sahaya baktık. Çocuk ölmüşüydü. Polisi aradık. Şöyle yüzüstüydü abi gözükmüyordu. Siz gördünüz mü çocuğu? Gördük. Öyleydi çocuk. Cesedi kanaldan çıkarmak için çalışmalar başlatıldı. Akıntının başlamasıyla birlikte çocuğun cansız bedeni hareket edince çevredeki vatandaşlar suya girip akıntıya kapılan çocuğu kenarı çıkarttı. Çocuğu kanalda görünce ben işte kendi çocuğum aklıma gelince hemen suya atladım ve çocuğu kurtardım. El attım yani. Başka da yapacağımız bir şey yoktu. Bu sırada çocuğun cansız bedeni kimliğin belirlenmesi için olay yerindekilere gösterildi. Abi çocuk olmaz. Cesedin 11 yaşındaki Emre Karademir'e ait olduğu belirlendi. Yatılı olarak Kur'an kursunda okuduğu öğrenilen Emre Karademir'in hafta sonu izni için kurstan çıktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalının kenarında oynarken yüzünü yıkamak için eğildiğinde su kanalına düştüğü ve kurtaramayan arkadaşlarının da korkup kaçarak hiç kimseye haber etmediği ortaya çıktı. Karaman'a gideceydik. Emre su içeyim diye girdiydi. Sonra da yüzünü yıkadı. Sonra da ben Emre düştü. Ben de Emre'yi tuttum. Ben de düşecektim. Sonra Emre de beni, Samet de beni çekti. Emre de koskocaman orada şey vardı. Onun içine girdi. Göz vardı. Sonra Samet Murat dedi. Dibe vurdu. Son bağırısı zaten Samet'le Murat dedi. Karademir'in cenazesinin ardından fenalaşan anne hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Tüm bunların yanı sıra bir diğer yandaysa Suriyelilerin umuda yolculuğu var ve elbette ki bu birçoğunda olduğu gibi tehlike arz ediyor. Denizde şişme bota tutunarak yaşam mücadelesi veren 148 göçmeni ekipler fark etti ve düzenlenen operasyonla son anda kurtarıldılar. Umuda korkuyla gidilen yolculukta ellerinde tutulur bir şekilde görülen tek koruyucu bu şambrel. Yavaş. İskele kılıcı fon edebiliriz. Denizin ortasında araba lastikleri içinde bulunan şambrelle hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bir yandan da bu kaçış yolundan kurtulmayı umut ediyorlar. Tam 148 göçmen bu vaziyette ilerliyor denizin ortasında. Çoğunluğunu erkek ve kucaklarındaki çocukları oluşturuyor. Ayağa kalkmayın, hey! Hey, otur! Neyse ki İzmir Gümrük Muhafaza ve Sahil Güvenlik ekipleri olası faciayı erkenden fark ediyor. Aldığı bilgi doğrultusunda operasyon başlatan ekipler kısa sürede bota tutunmuş göçmenlerle dolu lastik bota ulaşıyor. Denizin ortasında yaşam mücadelesi veren kişiler çekilerek kurtarılıyor. Kurtarılan kaçak göçmen grubu Çeşme Limanı'na getirilerek işlemleri yapılmak üzere Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Bu arada yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isterken yakalanan kaçaklara sınır dışı edilinceye kadar barınmaları için Çanakkale'de özel bir tesis yaptırılıyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilleri özellikle Yunanistan'ın Midilli Adası'nın yakın olması nedeniyle Avrupa hayaliyle umut yolculuğuna çıkan kaçakların en çok tercih ettiği göç yollarından biri. İstatistiklere göre Çanakkale'de 2015 yılının ilk 6 aylık bölümünde yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmek isteyen 10 bin kaçak yakalandı. Bunlardan 5 bininin Suriyeli olduğu öğrenildi. Suriyeliler sınır dışı edilinceye kadar Ayvacık ilçesindeki 84 kişi kapasiteli geri gönderme merkezinde barındırıldı. Ancak merkez 84 kişi kapasiteli olmasına rağmen burada tam 420 kaçak barınıyor. Yani fiziki koşulların yetersizliği nedeniyle umut yolculuğunda büyük bir insanlık dramı yaşayan kaçaklar burada da ayrı bir insanlık dramı yaşıyor. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yakalandıktan sonra yasal işlemlerin ve sınır dışı edilmeleri için minimum 20 gün, maksimumsa 6 ay tutulan kaçakların bu süre içerisinde daha insani şartlara sahip olması nedeniyle ilçeye Avrupa standartlarında yeni bir gönderme merkezi yaptırmaya başladı. Biz Ayvacık'ta 6500 metrekare üzerine 12000 metrekare alan içinde 2 ünite bina yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından projeleri hazırlandı. Eski Türk mimarisine uygun projeler yapıldı. 2 kişilik odalardan tutun da 10 kişilik odalara kadar aile odalarına varınca her şey düşünüldü. Bahçeleri var, basketbol, voleybol oynayabilecek alanlar var. 24 saat hemşire ve doktor hizmeti olacak. Merkezin gelecek yıl Eylül ayına kadar tamamlanması planlanıyor. Tunceli'de valilik geçtiğimiz gün 14 bölgeyi geçici özel güvenlik bölgesi ilan etmişti. Bu karara tepkiler gecikmedi. Sokaklarda protesto yürüyüşü düzenlendi. Dersim Halk Meclisi'nin organize ettiği geçici özel güvenlik bölgelerinin protesto yürüyüşüne HDP Tunceli milletvekilleri de katıldı. Yaklaşık 3000 kişinin katıldığı eylem Seyit Rıza Meydanı'nda başladı. Buradan yürüyüşler ve sloganlar eşliğinde devam etti. Yasaklarınızı tanımıyoruz pankartıyla yürüyen grubun karara tepkileri vardı. Yürüyüş gösterisi olaysız bir şekilde sona erdi. Kahramanmaraş'ta acıların en büyüğü yaşandı. Baba indiği kamyonetin el frenini çekmeyi unutunca geri hareket eden araç 6 aylık bebeklerini meleğe ezdi. Tam bu noktada ezildi 6 aylık melek bebek. Bahçede bulgur kaynatan annesini izliyordu. O sırada babası geldi eve. Kamyonetini park edip eşiyle kızının yanına gidiyordu ki araç ondan daha hızlı hareket etti.
Baba Ali Ordu evinin önüne park ettiği kamyonetin el frenini çekmeyi unutmuştu. Bir süre sonra eğimli yolda geri geri hareket eden kamyonet minik meleğin üzerine doğru gitti ve onu altına alarak ezdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından kamyonetin altından çıkarılarak hastaneye götürüldü. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Aile acı haberle yasa boğuldu. Bebeğin cesedi otopsi için morga konulurken polisler kamyoneti park eden baba Ali Ordu'yu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Abisine çocuğu öldürmüştü. Halası. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Düğün magandaları yine can aldı. Düğün eğlencesinde yine gözyaşları sel oldu. Adres pek de farklı değil. Bundan 2 ay önce de 2 kişinin maganda kurşunuyla vurulduğu Şanlıurfa. 2 ölü var. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi son 2 ayda maganda kurşunuyla sıkça duyuldu. Ve yine düğün magandasıyla düştü adı ajanslara. İlçenin Tüten köyündeki düğüne katılan 14 yaşındaki Tuğba Şahin, 38 yaşındaki Necla Polat ve Döndü Birlik bir magandanın tabancasından çıkan kurşunlarla yaralandı. Eğlence yine hastanede noktalandı. Hem de 2 acı sonla. Hastaneye kaldırılan Tuğba Şahin ve Necla Polat yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken Döndü Birlik'in tedavisi ise devam ediyor. Jandarma ekipleri tabancayı ateşleyen kişi ya da kişilerin kimlik tespiti için çalışma başlattı. Şanlıurfa'da bu ilk maganda kurşunu değil. 31 Mayıs günü 2 çocuk annesi Fatma Yıldız, düğünde halay çekerken göğsüne isabet eden maganda kurşunuyla yaşamını yitirmiş, geçtiğimiz ayda çatıdan düğün seyreden 21 yaşındaki Rabia Özkan, açılan ateş sonucu yaralanmıştı. İzmir'den güzel bir görselle sonlandıralım bülteni. Dünyanın önde gelen klasik otomobil müzesini izliyoruz. Çocukluklarındaki tutku onlara dünyanın önde gelen klasik otomobil müzesini açtırdı. Selim ve Murat Özgörkey kardeşler, dünyanın dört bir yanından otomotiv tarihini yaşatan araçları toplayarak klasik otomobil müzesinde sergilemeye başladı. Yıllar geçtikçe aşağı yukarı 2002'ydi sanıyorum bu başlangıç. İşte geçtiğimiz 13 yılda da bu hale getirdik. Bu ortak tutkumuz bu hale geldi. Bunu insanlarla paylaşmak istedik. Dışarıya açmak istedik. İzmir'de olmayan bir şeydi bu. İstanbul'da birkaç tane örneği var ama İzmir'de yoktu ve yapılması gibi bir şey de söz konusu değildi. Ve bu kararı aldıktan sonra da nerede yapalım diye düşündük. Burası olmasına karar verdik ve Torbalı'da bu müzeyi açtık. Zamanındaki en hızlı otomobil olaraktan çıkıyor. Çok ünlü kişiler tarafından kullanılmış bir otomobil. Ve dünyada üstü kapalısı açığından daha fazla pahalı olan tek otomobil esasında. Giriş kapısından itibaren insanda tarihte yolculuk yaşatan müzede 130 klasik otomobilin yanı sıra motosikletler, otomobil amblemleri ve eşarplar da göreceğe çıktı. Bu haberle noktalıyoruz bülteni. İyi akşamlar, hoşça kalın.